Evet, günaydın arkadaşlar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Merhabalar, günaydın. Merhabalar adam, merhabalar. Ses yankı yapıyor biraz ama. Sizde sorun mu? Yok mu? Yok. Yok, dur bakalım bir bizim arkadaşa söyleyelim de bir yankıyı düzeltebilir mi? Evet, ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar. Hocam şimdi kesilmiş. Duyabiliyor musunuz şu anda sesimi? Gözden duyuyoruz, gözden. Güzel duyuyorsunuz. Tamam, tamam. Tamam. Sorun çözülmüş. Tamam. Sağ olun. Evet arkadaşlar, tekrar günaydın. Bugünkü dersimiz, bugünkü konumuz optimizasyon konusu. Biz bu kitap dahilinde, bu ders dahilinde optimizasyonu iki başlık altında inceleyeceğiz. Bir tanesi kısıtsız optimizasyon, onu bugün göreceğiz. Bir tanesi de kısıtlı optimizasyon, onu da önümüzdeki hafta göreceğiz. Zaten kitabımızın son ünitesi o. Optimizasyon iktisattaki önemli kavramlardan bir tanesi. Birçok şeyde optimizasyonu kullanıyoruz. Dolayısıyla bunun ilk önce matematiksel olarak kurallarını göreceğiz. Sonra da iktisatta kullanım alanları ile ilgili örnekler yapmaya çalışacağız. Evet, peki nedir optimizasyon? İlk önce optimizasyonu bir tanımlamaya çalışalım. Matematiksel olarak bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi ifade eden fonksiyonun birinci türevini sıfır yapan nokta ya da noktalar optimal değerler olarak ifade edilir. Bu optimal değerler bazen bir maksimumu temsil eder, bazen de bir minimumu temsil eder. İşte bu optimal noktayı bulma yöntemine de biz optimizasyon diyoruz. İktisadi açıdan seçim yapma problemiyle karşı karşıya olan ekonomik birimlerin rasyonel davrandıkları varsayımını yapıyorduk. Onların rasyonel oldukları varsayımı yapılıyordu. Bu bağlamda rasyonel davranan bu ekonomik birimlerin diğer koşullar sabitken kendisi için en iyi olanı yapmaya çalıştığı varsayılır. İşte bu varsayımın en basit anlamı da optimizasyon olarak tanımlanabilir iktisadi açıdan. Peki optimizasyon ile ne tür sorulara cevap arıyoruz? Mesela bir firmanın karını maksimum veya maliyetini minimum yapabilmesi için üretim miktarı ne olmalıdır? Firmanın amacı, sonuçta temel amacı, karını maksimum yapmaktır. Bunu yapmak için de maliyetlerini minimum yapmaya çalışabilir. İşte bu amaçlara ulaşmak için ne kadar üretim gerçekleştirmelidir sorusunu optimizasyon yardımıyla çözebiliriz. Hatta bazen firmalar bir değil birden fazla mal üretirler. Gene bu optimizasyon konusu içerisinde. Örneğin iki tane mal üreten firmanın karını maksimum yapması için her bir maldan ne kadar üretmesi gerektiğini bulabiliriz. Tabii sadece firmalar kullanmaz bu optimizasyon kurallarını. Bireyler için de geçerli. Biz birey olarak yapmaya çalıştığımız faydamızı maksimum yapmaktır. Dolayısıyla burada da şöyle bir soruya cevap arıyoruz. Bir bireyin faydasını maksimum veya harcamasını minimum yapan tüketim miktarları ne olmalıdır? Faydamızı maksimum yapmak için A malından ne kadar tüketmeliyiz? Ya da hükümetler de optimizasyon kurallarını kullanmalı. Ekonomik büyümeyi maksimum yapmak için ne tür programlar uygulamalı, ne tür yatırımlar yapmalı? Ya da bir ülkenin tasarruf, tüketim, yatırım, faiz, enflasyon gibi ekonomik değişkenlerinin optimal düzeyleri neler olmalıdır? İşte tüm bu soruların cevaplarını optimizasyon yardımıyla bulabiliyoruz. Biz optimizasyonu kısıtlı ve kısıtsız olmak üzere iki biçimde ele alıyoruz. Bu ünitemizde kısıtsız optimizasyon kavramını tanıtacağız ve amacı doğrultusunda karar alan ekonomik birimlerin optimum seçimleri tek değişken ve çok değişken veya iki değişken durumunda incelemeye çalışacağız.
Yani optimizasyon tek değişkenli fonksiyonlarda da olabiliyor, çok değişkenli fonksiyonlarda da olabiliyor. Biz öncelikle tek değişkenli fonksiyonlarda kısıtsız optimizasyonla başlayacağız. Sonra değişken sayısını artıracağız. Onunla başlayalım. Tek değişkenli fonksiyonlarda kısıtsız optimizasyonu nasıl yapacağız? Tek değişkenli fonksiyonun genel gösterimi x bağımsız değişkeni ve y de bağımlı değişkeni göstermek üzere y eşittir fx şeklinde ifade ediliyor. İşte bu şekilde ifade edilen doğrusal olmayan fonksiyonun maksimumu ya da minimumu olup olmadığına karar vermek için iki tane koşulumuz var. Bunlardan birine gerek koşul diyoruz, diğerine de yeter koşul diyoruz. Gerek koşul, yani ilk koşulumuz, birinci türevi sıfır yapan nokta ya da noktaların belirlenmesi. İlk önce birinci türevini alıp bunu sıfıra eşitliyoruz. Birinci türevi sıfıra eşitleyen nokta ya da noktaları belirliyoruz. Bu ilk aşama. Buna gerek koşul diyoruz. Bu gerek koşulu sağlanınca ikinci türevi alarak bu noktanın maksimum veya minimum olduğunu belirliyoruz. Buna da yeter koşul deniyor. Yani iki koşulumuz var. İlk önce birinci türevi sıfıra eşitleyeceğiz. Sonra da ikinci türeve bakacağız. Bu yöntemde ilk önce y eşittir fx fonksiyonunun birinci türevini sıfır yapan kritik nokta ya da noktaları belirliyoruz. Daha sonra birinci türevi sıfır yapan nokta ya da noktalar, mesela bunlar AB gibi bir sıralı ikililer olabilir. Bu noktaların artan veya azalan olduğu aralıkları inceliyoruz. Örneğin ekrandaki şekle göre fonksiyonun A noktasında bir yerel minimumu var. A noktasına kadar azalıyor, sonra artmaya başlıyor. B noktasında ise yerel maksimum var. Tabii her zaman şekil üzerinde incelemeyeceğiz bunları. Birinci türevini alarak inceleyeceğiz. İkinci türev yönteminde de y eşittir fx fonksiyonunun birinci türevini sıfır yapan kritik nokta ya da noktaları buluyoruz. Birinci türevi sıfır yapan nokta ya da noktalar AB sıralı ikilileri ise fonksiyonun ikinci türevinde bu sıralı ikilileri yerine koyuyoruz. İkinci türev negatif ise, yani d kare y bölü dx kare ikinci türevinde x1 yerine a'yı koyduğumuz zaman bulduğumuz değer sıfırdan küçük çıkıyor ise a değeri y eşittir fx fonksiyonunu maksimum yapan değerdir. Eğer ikinci türev pozitif ise, yani ikinci türevde d kare y bölü dx kare diye gösteriyorduk ikinci türevi ve x yerine b'yi koyduğumuz zaman bulduğumuz değer eğer sıfırdan büyük ise, yani pozitif ise, bu durumda b değeri y eşittir fx fonksiyonunu minimum yapan değerdir. Yani sıfırdan küçük ise ikinci türev maksimumdur. Sıfırdan büyük ise, pozitif ise, bu nokta bir minimumu temsil eder. Şimdi kural, genel olarak kuralları gördükten sonra bunların iktisadi uygulamalarının nasıl olduğuna kısaca bakalım. İktisadi açıdan her firmanın amacı karını maksimum kılmaktır ve buna göre de tek bir ürün üreten firmanın kar fonksiyonunu ekranda gördüğünüz gibi ifade edebiliriz. Kar her zaman toplam gelirden toplam maliyetin çıkartılması ile bulunur. TR-TC şeklinde ifade edilir kar fonksiyonu. Ve hem toplam gelir hem de toplam maliyet üretim miktarının, yani Q'nun bir fonksiyonudur. Şimdi bu ekranda gördüğünüz denklemde sırasıyla TR toplam hasılayı, TC toplam maliyeti, Q ise üretim miktarlarını temsil ediyor. İşte firmanın karını maksimum yapan üretim düzeyini bulabilmek için öncelikle kar fonksiyonunun birinci türevini sıfır yapan üretim miktarlarını bulmamız gerekiyor. Yani üretim kar fonksiyonunun birinci türevini alacağız, onu sıfıra eşitleyeceğiz. Şöyle yapacağız onu. Kar fonksiyonunun Q'ya göre birinci türevi eşittir sıfır diyeceğiz. Eşitliğin sağ tarafında da toplam hasılanın Q'ya göre türevi eksi toplam maliyetin Q'ya göre türevidir. Burada gene tek değişkenli fonksiyonlarda gördüğümüz kavramları hatırlayın. Toplam
hasılanın köye göre türevini alırsak elde ettiğimiz değere biz marjinal hasıla diyorduk. Neyi ifade ediyordu? Üretim miktarı bir birim arttığında toplam hasılada ortaya çıkan artışı temsil ediyordu. Marjinal hasıla MR ile ifade ediliyor. Toplam maliyetin köye göre türevini aldığımız zaman elde ettiğimiz ise marjinal maliyettir. MC ile gösterilen marjinal maliyettir. Yani burada neyi bulmuş oluyoruz? MR eksi MC, marjinal gelir eksi marjinal maliyet eşittir sıfır demiş oluyoruz. Bu ne demek? İktisat derslerimizde hep kullandığımız kar maksimizasyonu kuralıdır aslında. Kar maksimizasyonu için tüm piyasa koşullarında kural neydi? Marjinal gelirin marjinal maliyete eşitlenmesi. MR eşittir MC. İşte o kural buradan geliyor. Bu optimizasyon kuralından geliyor aslında. Buna göre firmanın marjinal hasılasını marjinal maliyetine eşitleyen üretim miktarı kar fonksiyonunun birinci türevini sıfır yapar diyebiliriz. Tabii sadece birinci türevi almak yeterli değil. Daha sonra ikinci türev koşuluna bakmamız lazım. Yani yeter koşula bakmamız lazım. Kar fonksiyonunun birinci türevini sıfır yapan üretim değer ya da değerlerinin maksimum değerler olup olmadığına karar verebilmek için ikinci türev alınır ve birinci türevi sıfır yapan üretim değerleri bu ikinci türevde yerine konur. İkinci türevde nasıl gösteriliyordu? Gene türev konusundan hatırlayacağınız gibi D kare kar fonksiyonu bölü DQ kare. İşte bu ifadenin ikinci türevinde sıfırdan küçük olduğunu gösterirsek o noktanın bir maksimum olduğunu, maksimum nokta olduğunu ya da maksimum kar noktası olduğunu söyleyebiliriz. Eğer işte kar fonksiyonunun ikinci türev değeri negatif bir sonuç veriyor ise birinci türev kuralıyla elde edilen kritik nokta ya da noktaların firmanın karını maksimum yaptığını söyleriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek soru çözmek istiyorum. Şöyle sorumuz, bir firmanın toplam hasıla fonksiyonu verilmiş. Q'nun bir fonksiyonu olarak 12Q eksi 2Q kare. Ve toplam maliyet fonksiyonu da TC ile ifade edilen 1 bölü 3Q'nun kübü eksi 5Q kare artı 17Q artı 25 olarak verilmiş. Sorumuz ne? Firmanın karını maksimum yapan üretim düzeyini bulmamız isteniyor. Şimdi bunu ben de yazarak çözeyim. Siz de yazmak isterseniz yazarsınız. Yazıyor muydunuz orayı? Neyse ben de yazayım şuraya, buradan da yazarsınız. Toplam hasıla fonksiyonumuz. Onu yazayım ilk önce. Neymiş? 12Q. 12Q eksi 2Q kare. Ve bir de toplam maliyet fonksiyonumuz verilmiş. O da 1 bölü 3 Q'nun kübü eksi 5 Q'nun karesi artı 17 Q artı 25 şeklinde. Şimdi bize bu verilenlere göre sorumuz firmanın karını maksimum yapan üretim düzeyi. Dolayısıyla ilk önce kar fonksiyonunu elde etmemiz lazım. Pi ile gösterilen kar fonksiyonu. Kar fonksiyonu neydi biraz önce gördük. Toplam hasıladan toplam maliyetin çıkartılması ile bulunuyordu. Demek ki bizim firmamızın yukarıda verilenler eşliğinde kar fonksiyonu şöyle olacak. 12Q eksi 2Q'nun karesi eksi 1 bölü 3 Q'nun kübü eksi 5 Q'nun karesi artı 17 Q artı 25. Şimdi bunu biraz daha düzenleyecek olursak, yani işlemleri yapacak olursak firmanın kar fonksiyonunu şöyle yazalım. Küplü terim ne olacak? Eksi 1 bölü 3 Q'nun kübü olacak. O tamam, başka küplü terim yok.
Karede terimlere bakarsak eksi 2 kü kare şu parantezin içinde bir eksi var. Q'nun karesi eksi 5 Q'nun karesi ile çarpılırsa o artı olur. Dolayısıyla 5 Q kare eksi 2 Q kareden buradan ne kalır? Artı 3 Q'nun karesi kalır. O da tamam. Başka ne var? Şimdi 12 Q başta var. Parantezin içerisinde bir de eksi 17 Q olacak. Dolayısıyla buradan eksi 5 Q olacak. Eksi 5 Q. Eksi 25. Ve eksi 25 olacak. Evet. Firmanın kar fonksiyonu buymuş. Şimdi bu kar fonksiyonunun birinci türevini alıp sıfıra eşitlememiz lazım. İlk kuralımız buydu değil mi? Dolayısıyla şunu alıyorum. Kar fonksiyonunun Q'ye göre türevini alıyorum. Şimdi Q'ye göre türevini alırken 3 başa gelir. Dolayısıyla eksi olur. Eksi 1 eksi Q'nun karesi. İlk baştaki bu oldu. Sonra çıkasın eksi 5. Nasıl duyamadım? Artı 6 Q türevini alıyorum. Ve eksi 5. Tamam. Birinci türev bu. Ve ne dedik? Bunu sıfıra eşitleyeceğiz dedik. Şimdi bu ifadeyi sıfıra eşitleyen üretim miktarlarını bulacağız. Dolayısıyla bu ikinci dereceden fonksiyonun köklerini bulacağız. Kökler direkt bulamıyorsak eğer şu formülü kullanıyorduk. Bir delta hesaplıyorduk. Delta'yı hesaplarken de b kare eksi 4ac kuralımız vardı. Bu katsayıları a, b, c olarak düşünürsek burada delta b dediğimiz 6'dır. Dolayısıyla 6'nın karesi eksi 4. A burada eksi 1'dir. C de eksi 5'tir. Tamam. Demek ki delta buradan 36 eksi 20'dir. Yani delta 16'dır. Delta'yı bulduk. Şimdi kökleri bulurken Q1, 2 diyelim. Kuralımız şuydu. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. İkinci dereceden fonksiyonun köklerini bu şekilde bulabiliyorduk. Hatırladınız mı bu kuralları? Şimdi burada yerine koyalım bulduğumuz değerleri. O zaman Q 1 2 eşittir. B yerine eksi 6 yazıyorum. Artı eksi kök delta yani kök 16 ne yapar? 4 yapar. Bölü A da eksi 1'di. 2 çarpı eksi 1. Demek ki eksi 6 artı 4 bölü eksi 2 dersek buradan Q1'i 1 olarak buluruz. Q2'yi de eksi 6 eksi 4 eksi 10 yapar. Onu da eksi 2'ye bölersek 5 buluruz. Tamam, fonksiyonun birinci türevini 0 yapan değerler bunlardır. 1 ve 5. Şimdi neyi bulmuş olduk burada? İki tane üretim düzeyi bulduk. Acaba firma karını maksimum yapmak için bu üretim düzeylerinden hangisini tercih etmeli? Sorumuz oydu. Firma karını maksimum yapmak için hangi üretim düzeyinde üretim gerçekleşecek? Bunun için yapmamız gereken ikinci türevde bu bulduğumuz değerleri yerine koymak. Yeter koşulumuz o. Dolayısıyla ikinci türevini alacağız kar fonksiyonunun ve bulduğumuz bu değerleri ikinci türevde yerine koyacağız. Eğer ikinci türev ifadesi sıfırdan küçük ise o maksimumdur. Sıfırdan büyük ise o bize bir minimum noktasını verir. Onu yapıyorum şimdi de. Şimdi ikinci türev d kare pi bölü d Q'nun karesi dersek ikinci türev ne olur? Eksi 2 Q artı 6 olur. Bu da ikinci türevidir. Kar fonksiyonunun. Birinci türevi hatırlayın. Neydi? Eksi 2 kare artı 6 Q eksi 5 bulmuştuk birinci türevi. Onun bir kez daha türevini alırsak
eksi 2 Q artı 6 buluruz. Şimdi bulduğumuz bu ikinci türev ifadesinde üretim miktarlarını yerine koyacağız. D kare pi bölü D Q'nun karesi, mesela Q 1 eşittir 1 dersek, 1'i yerine koyarsak eksi 2 çarpı 1 artı 6 eşittir 4. Bu da sıfırdan büyük olduğuna göre bu bir minimum noktadır. İkinci türev ifadesinde bu kez Q2 için bulduğumuz 5 değerini yerine koyarsak bu da eksi 2 çarpı 5 artı 6, o da eşittir eksi 4'tür. Eksi 4 sıfırdan küçük olduğu için işte bu nokta bir maksimum noktasıdır. Demek ki bu iki kritik değerden karı maksimum kılan ikinci türevi negatif yapan değerdir. Bu durumda karını maksimum yapmak isteyen bir firmanın 5 birimlik üretim yapması gerektiği sonucunu çıkartabiliriz. Firma karını maksimum yapmak için 5 birim üretim yapmalıdır. Var mı anlaşılmayan bir şey arkadaşlar? Güzel. Devam edelim o zaman. Bu örneğimizi çözdük. Bir başka örnek. Bu kez bir firmanın kısa dönem üretim fonksiyonu Q eşittir 6L kare eksi 0.2 L'nin kübü şeklindedir. Buna göre üretimi maksimum yapan iş gücü miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii her zaman kar fonksiyonu ile karşılaşmayız. Bazen kar maksimizasyonu amaçlanır. Burada da bize bir üretim fonksiyonu verilmiş, emeğin bir fonksiyonu olarak. Ve bu kez amacımız üretimi maksimum yapan iş gücü miktarını bulmak. Firma maksimum üretimi gerçekleştirmek için kaç tane işçi kullanmalıdır? Kısaca sorulan bu. Kaç tane işçi kullansın ki üretim miktarı maksimum olsun? Gene burada da yapacağımız şey bu kez üretim fonksiyonunun birinci türevini alıp sıfıra eşitlemektir. Bunu da birlikte çözelim. Şimdi o kalem, siyah kalem biraz azalmış, şu kırmızıyla bir deneyeyim. Q eşittir 6L kare 6L kare eksi 0.2 L'nin kübü. Emeğin fonksiyonu olarak üretim fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Ve üretimi maksimum yapan iş gücü miktarını bulmamız isteniyordu. Dolayısıyla ilk önce üretim fonksiyonunun L'ye göre birinci türevini almam gerekiyor ve onu sıfıra eşitleyeceğim. L'ye göre birinci türevini alırsak bu 12L eksi 0.6 L'nin karesi yapar ve bunu sıfıra eşitlemem gerekir. Üretim fonksiyonunun L'ye göre birinci türevini aldım. Şimdi bu fonksiyonun köklerini bulacağım. Yani sıfıra eşitleyen L değerlerini bulacağım. Buradan fonksiyonu birinci türev ifadesini L parantezine alırsam 12 eksi 0.6 L eşittir 0'dır. Buradan ya L'nin 0'a eşit olması lazım ya da 12 eksi 0.6 L eşittir 0 dersek buradan 0.6 L 12'dir. L de 20'dir. Yani bulduğumuz kökler 0 ve 20'dir. Kritik noktalardır bunlar. İşte bu noktaların minimum mu yoksa maksimum mu olduğunu belirlemek için de ikinci türev koşulunu kullanmamız gerekir. Yani D kare Q bölü D L'nin karesi. İkinci türevini aldık. Birinci türev ifadesini yukarıda görüyorsunuz. Bir kez daha türevini alırsak 12 eksi
1.2L yapar. İşte burada bulduğumuz, yukarıda bulduğumuz kritik değerleri yerine koymamız lazım. İlk önce sıfırı koyarsak burada D kare Q bölü D L'nin karesi ne zaman L'nin sıfıra eşit olduğu durumda 12 eksi 1.2 çarpı 0, bu da 12'dir. Bu da sıfırdan büyük olduğu için bu nokta bir minimum noktayı temsil eder. Demek ki aradığımız nokta bu değilmiş. Bulduğumuz ikinci köke bakalım. Yani L'nin 20 olması durumu. D kare Q bölü DL kare L eşittir 20 dersek buradan 12 eksi 24 olur. Bu da eksi 12'dir. Eksi 12 de sıfırdan küçük olduğu için bu bir maksimum noktadır. Yeter koşulumuzu da bu şekilde sağlamış olduk. Demek ki üretimi maksimum yapmak isteyen firma 20 tane işçi kullanmalıymış. 20 tane işçi kullanırsa bu üretim maksimum düzeye geliyormuş. Sorumuza dönecek olursak, bu test sorusu şeklinde bir soruydu. Üretimi maksimum yapan iş gücü miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap burada D seçeneğinde verilmiş. Şimdi bu sorunun devamında iş gücünün bu düzeyinde üretim miktarının ne kadar olduğu sorulabilirdi. Yani firmanın maksimum üretimi ne kadardır? Bazen birbirini takip eden sorularla da karşılaşabilirsiniz. Sorumuz şöyle olsaydı mesela, üretimin bu düzeyinde maksimum üretim miktarı ne kadar olurdu? Dolayısıyla yapmanız gereken neydi bu durumda? Üretim fonksiyonunda, baştan verilen ekranda gördüğünüz üretim fonksiyonunda L yerine eğer 20'yi koyarsak bulacağımız değer de üretimin maksimum miktarı olurdu. Firmanın maksimum üretim miktarı. İsterseniz deneyin, sonradan bunun değeri de 800 çıkıyor. Firmanın maksimum üretimi 800. 20 işçi kullanması durumunda 800 birimlik üretim gerçekleştirebiliyor. Şimdi bunlar tek değişkenli fonksiyonlarda optimizasyondu. Ama her zaman tek değişkenli fonksiyonlarla karşı karşıya kalmayabiliriz. Mesela firma sadece bir tane üretim yaparak karını maksimize etmeye çalışmaz. Daha fazla ürün üretebilir. Ya da üretim fonksiyonunda birden fazla üretim faktörü kullanılabilir. Emekle birlikte sermaye de kullanılır örneğin. Dolayısıyla o fonksiyonlarda maksimizasyon yapmak için bu kez çok değişkenli fonksiyonlarda kısıtsız optimizasyon kurallarını görmemiz lazım. Kısaca ona bakalım şimdi. Çok değişkenli fonksiyonlarda kısıtsız optimizasyon nasıl yapılıyor? İktisadi problemlerde fonksiyonlar genellikle çok değişkenlidir ve ekonomik birimlerin hedefleri de çok sayıda değişkene bağlıdır. En sayıda bağımsız değişkenden oluşan z fonksiyonu ekranda gördüğünüz gibi ifade edilebilir. Z eşittir f x1 x2 xn'e kadar değişken kullanılabilir. İşte biz bu bölümde 2 ve 3 değişkenli fonksiyonlarda optimal, yani yerel maksimum ve yerel minimum noktalarının nasıl bulunduğunu anlatmaya çalışacağız. Bunun iktisadi uygulaması olarak da 2 ve 3 ürün üreten firmanın amaç fonksiyonuna bağlı olarak kar fonksiyonunun optimal değerlerinin nasıl elde edildiğini ele almaya çalışacağız. Şimdi ilk önce iki değişkenli fonksiyonlarda kısıtsız optimizasyonla başlayalım. Yavaş yavaş işi zorlaştıralım. Fonksiyonumuz z eşittir f x1 x2 şeklinde olsun. Bunun birinci mertebeden kısmi türevlerini eşanlı olarak sıfıra eşitliyoruz. İlk kuralımız burada da aynı. Birinci türevini alıp sıfıra eşitlemek. Tabi burada birinci türev, iki tane birinci türev ifadesi olacak. Bir fonksiyonun x1'e göre kısmi türevini alacağız ve sıfıra eşitleyeceğiz. Ona z1 diyelim. Ve daha sonra fonksiyonun x2'ye göre kısmi türevini alacağız ve gene onu sıfıra eşitleyeceğiz.
Bu sıfıra eşitleme sonucunda birinci türevini sıfır yapan sıralı ikilileri bulacağız. Mesela AB gibi sıralı ikililer bulacağız. Daha sonra z eşittir fx1 x2 fonksiyonunun ikinci mertebeden kısmi türevleri alınacak ve sıralı ikililer gene burada sıralı ikililer kısmi türevlerde yerine konulacak. İkinci türevini x1'e göre iki kez türevini alırsak buna z11 diyeceğiz ve ab değerlerini burada yerine koyacağız. Sonra x2'ye göre iki kez türevini alacağız. Önce x1'e sonra x2'ye göre kısmi türevini alacağız. Sonra da önce x2'ye sonra x1'e göre kısmi türevini alacağız. Bunlara da çapraz kısmi türevler deniyor. İşte AB sıralı ikilisinin yerel maksimum ya da minimum olup olmadığına karar verebilmek için gerekli koşulumuz bu kez Hessian matrisi dediğimiz bir matris var. Hessian matrisinin determinant değerinin sıfırdan büyük olması gerekiyor. İlk koşulumuz bu. Daha sonra da asal minörlerin işaretlerine bakılır. Peki nedir bu Hessian matrisi? Şimdi burada ekranda gördüğünüz ikinci türevler. X1'e göre iki kez türev, X2'ye göre iki kez türev. Önce X1'e sonra X2'ye göre ve önce X2'ye sonra X1'e göre kısmi türevler. Bunlar ikinci mertebeden türevler. İşte Hessian matrisinde bu ikinci mertebeden kısmi türevleri kullanacağız. Hessian matrisi dediğimiz İkinci mertebeden kısmi türevlerden elde edilen matristir. H harfiyle gösterilir. Ve matrisin elemanları Z11, Z12, Z21 ve Z22'dir. İlk koşulumuz Hessian matrisinin determinant değerinin sıfırdan büyük olmasıdır. Daha sonra da Z11 ve Z22 değerlerine bakıyoruz. Eğer bunlar sıfırdan büyük ise bu sıralı ikilinin yerel minimum olduğunu söylüyoruz. Bu matristeki Z11 ve Z22 değerleri sıfırdan küçük ise o zaman da AB sıralı ikilisinin yerel maksimum olduğunu söylüyoruz. Yani Hessian matrisinin determinant değeri sıfırdan büyük olacak, bu ilk koşulumuz. İkinci koşulumuz da Z11 ve Z22 değerlerinin sıfırdan büyük ya da küçük olması. Eğer Hessian matrisinin determinant değeri sıfırdan küçük ise ne maksimum ne de minimum vardır. Hessian matrisinin determinant değeri sıfıra eşit ise bu sıralı ikililer için bir şey söylenemez. Dolayısıyla ilk önce Hessian matrisinin determinantı sıfırdan büyük müdür değil midir ona bakmamız lazım. Şimdi bir örnek soru yaparak bunu görmeyi açıklamaya çalışalım. Sorumuz şöyle, bir firmanın kar fonksiyonu, bu kez firma iki tane ürün üretiyor, birinci üretim düzeyi Q1, ikinci üretim düzeyi Q2. Doğrudan kar fonksiyonu verilmiş, 60 Q1 artı 34 Q2, eksi 4 Q1 Q2, eksi 6 Q1'in karesi, eksi 3 Q2'nin karesi artı 25. Sorumuzda firmanın karını maksimum yapan Q1 ve Q2 üretim düzeyleri aşağıdakilerden hangisidir şeklinde. Yani bu firma karını maksimum yapmak istiyorsa birinci maldan ne kadar üretmeli, ikinci maldan ne kadar üretmeli? Sorumuz bu. Şimdi ilk önce Q1'e ve Q2'ye göre kısmi türevlerini alıp bunları sıfıra eşitleyeceğiz. İlk yapmamız gereken şey o. Gene bunu da beraber çözelim. Şimdi kar fonksiyonu ben de yazayım, siz yazdınız. Neydi? 60 Q1 artı 34 Q2 eksi 4 Q1 Q2 eksi 6 Q1'in karesi eksi 3
Q2'nin karesi artı 25. Kar fonksiyonu bu. Ve sorumuzda firmanın karını maksimum yapan Q1 ve Q2 üretim değerleri nelerdir? Şimdi kısmi türev alıyoruz. Kar fonksiyonunun Q1'e göre kısmi türevini alırsak ona da P1 diyelim. Q1'e göre türevini aldığımız zaman 60 eksi 4Q2 eksi 12 Q1 eşittir 0 oldu. Bu Q1'e göre birinci mertebeden türev. Yani ne yaptım? Q1'leri buldum. Q1'in katsayısı 60 şurada ilkinde. Dolayısıyla 60 oradan geldi. Nasıl geldi şurada? Nasıl geldi? Onu söylüyorum işte. 60 Q1'de 60'ın katsayısı Q1'e göre türev aldığımız zaman 60 oradan geldi. Sonra eksi 4, şimdi 34 Q2 var. Onun türevi, Q1'e göre türevi zaten yoktur. Eksi 4 Q1 Q2, buradan da Q1'e göre türev aldığımıza göre bu ne olur? Eksi 4 Q2 olur. O da oradan geldi. Şuradan. Ve 2 başa geldi. Eksi 12 Q1 de buradan geldi. Diğerleri 0 zaten. Tamam, bu Q1'e göre türev alıp 0'a eşitledik. Sonra aynı şekilde kar fonksiyonunun Q2'ye göre kısmi türevini alıyorum. Ona da P2 diyelim. Q2'ye göre türevini aldığımız zaman 34 eksi 4Q1 eksi 6Q2 eşittir 0 olur. Bu da ikinci dereceden türev. Şimdi elimizde iki tane eşitlik var, iki tane de bilinmeyen var. Bu iki eşitliği eşanlı denklem sistemlerinde olduğu gibi birlikte çözerek Q1 ve Q2 değerlerini bulabilirim. Bunun için şu yöntemi seçeyim. Mesela ikinci eşitliği eksi 3 ile çarparsam ikinci eşitlikteki Q1'in katsayısı artı 12 olur. İlk eşitlikte Q1'in katsayısı eksi 12 idi. Bunları taraf tarafa toplarsam bunlar birbirini götürür. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. İkinci eşitliği eksi 3 ile çarpıyorum. Yani çarpı eksi 3. Birinci eşitliği aynen yazıyorum. 60 eksi 4Q2 eksi 12 Q1 eşittir 0. İkinci eşitliği de her iki tarafını 3 ile çarpıyorum. 3 çarpı 34 eksi 102 yapar. Eksi 3 çarpı 34 eksi 102 yapar. Artı 12 Q1 yapar ve artı 18 Q2 yapar. Eşittir 0. İkinci eşitliği eksi 3 ile çarptım. Niye eksi 3 ile çarptım? Çünkü Q1'in katsayısını artı 12 yapmak istiyorum. Bu iki eşitliği taraf tarafa topladığım zaman eksi 12 Q1 artı 12 Q1 birbirini götürecek. Dolayısıyla sadece Q2'ler kalacak. Onun için eksi 3 ile çarptım. Şimdi eksi 12 artı 12 eksi 12 Q1 iki eşitliği topladığım zaman birbirini götürür. Geriye kalan neler kalıyor? Eksi 102 artı 60'dan eksi 42 kalır burada. Q2'lerde artı 18 eksi 4 artı 14 kalır. Artı 14 Q2 eşittir 0'dır. Buradan 14 Q2'yi 42'ye eşitlersiniz. Ve Q2'yi 3 olarak buluruz. Q1'in miktarını bulmak için de bulduğumuz bu Q2 değerini eşitliklerden bir tanesinde yerine koyarız. Mesela birinci eşitlikte Q2 gördüğümüz yere 3 koyduğumuzu varsayalım. Birinci eşitlik. 60 eksi 4 çarpı Q2 yerine 3 yazdım. Eksi 12 Q1 eşittir 0 oldu. Buradan 60 eksi 12 eksi 12 Q1 eşittir 0 oldu. Yani 48 eşittir 12 tane Q1'miş.
Demek ki Q1 eşittir 4'müş. İşte sıralı ikililerimiz Q1, Q2 dersek burada Q1 4 olarak bulduk. Q2'yi de 3 olarak bulduk. Birinci türevi sıfıra eşitlemek gerek koşuldu. Bu işin çok değişkenli fonksiyonlarda da gerek koşul ilk önce birinci türevi sıfıra eşitleyip değerler elde etmek. Bu kez yeter koşulumuz Hessian matrisi ile ilgili. Hessian matrisinde de ikinci mertebeden türevler var. Hessian matrisinin determinant değerine bakacağız ve P1, 1, P2, 2 değerlerine bakacağız. Eğer bunlar sıfırdan küçük ise bu bulduğumuz nokta bir maksimum noktasıdır. Acaba bu bulduğumuz 4, 3 sıralı ikilisi firmanın karını maksimum yapan değerler midir? Şimdi bunu tespit etmek için ikinci mertebeden türevler, yeter koşul çok değişkenli fonksiyonlarda böyle. İkinci mertebeden türevini alacağız. Yani şuna bakıyoruz. D kare pi bölü Q1'in karesi. Q1'e göre iki kez kısmi türev. Pi 1, 1 dersek. Şimdi bu kaç olacak? İkinci Q1'e göre bir kez daha türevini alırsak ne buluruz? Siz söyleyin. Hemen görebilirsiniz bunu. Bir kez türevini almıştık Q1'e göre. Biraz önce hatırlayın. Q1'e göre bir kez daha türevi alırsak ne buluruz? Ne buluruz? Evet, eksi 12 buluruz. İşaret eksi. Tamam, eksi 12'dir. Bu birincisi. Kar fonksiyonunun Q2'ye göre bir kez daha türevini alırsak, yani buna da P2 2 diyelim. Q2'ye göre bir kez daha türevini alırsak oradan da eksi 6 gelir. Onu bulduk. Şimdi çapraz kısmi türevleri alalım. Kar fonksiyonunun Q2'ye göre ilk önce Q1'e göre sonra Q2'ye göre kısmi türevini alırsak yani pi 1, 2 değerini bulursak. Önce Q1'e göre türevi alınmıştı. Sonra Q2'ye göre bir kez daha türevini alırsak buradan ne gelir? Eksi 4 gelir. Ve son olarak kar fonksiyonunun Q2'ye göre türevi alınmıştı. Bunun bir de Q1'e göre kısmi türevini alacağız. P2, 1 diyelim buna da. Q2'ye göre türevi alınmış ifadeyi biraz önce bulmuştuk. Onun bir de Q1'e göre türevini alırsak buradan da gene eksi 4 buluruz. Şimdi bunlar ikinci mertebeden türevler. Hessian matrisi dediğimiz matrisi oluştururuz demiştim. İşte Hessian matrisini artık oluşturabiliriz. Onun elemanları P11, P12, P21 ve P22'den oluşacak. Yani bulduğumuz değerleri yerine koyarsak eksi 12, eksi 4, eksi 4 ve eksi 6'dır. Hessian matrisimiz de budur. İkinci mertebeden türevlerden oluşuyor. Onların değerlerini bulduk. Matrise yerine koyduk. Şimdi ilk bakacağımız şey neydi? Hessian matrisinin determinant değerinin sıfırdan büyük olması gerektiğiydi. 2'ye 2 matriste determinant değerini bulmayı hatırlıyorsunuz. Köşegen elemanları çarpımından köşegen dışı elemanların çarpımı çıkartılıyordu. Dolayısıyla bu matrisin determinantı köşegen elemanları eksi 12 çarpı eksi 6'dır. Bundan da köşegen dışı elemanlarının çarpımını çıkartacağım. Eksi 4 çarpı eksi 4'tür.
Yani 72-16'dan buradan 56 buluruz. 56 da sıfırdan büyük bir değerdir. Demek ki Hessian matrisinin determinantı sıfırdan büyükmüş. Bu koşulu sağladık. Sonra neye bakıyorduk? P11 ve P22 değerlerinin sıfırdan büyük ya da küçük olduğuna bakmamız gerekiyor. Yani kuralımız şu. P11 43 P11 43 neydi? -12 idi. Bu sıfırdan küçük bir değer. Ve P22 43 o da -6. -6 da sıfırdan küçük bir değer. Demek ki bu koşulu da sağladığımıza göre bu nokta bir maksimum noktasıdır diyebiliyoruz artık. Hessian matrisi sıfırdan büyük çıkmış ve P11 ve P22 değerleri de sıfırdan küçük çıkmış. Dolayısıyla bu bir maksimum noktasıdır. O zaman sorumuzda bize sorulan neydi? Bu firmanın karını maksimum yapması için birinci ve ikinci maldan ne kadar üretmesi gerektiğiydi. Birinci maldan 4 birim üretecek, ikinci bir maldan da 3 birim üretecek. Eğer bunu yaparsa firma karını maksimum yapmış olur diyebiliriz. Sorumuza dönüyorum tekrar. Evet, Q1 ve Q2 üretim düzeyleri, firmanın karını maksimum yapan Q1 ve Q2 üretim düzeyleri ne kadardır demiştik? 4. Q1, Q2, 4, 3. Doğru cevap demek ki E seçeneğinde verilendir burada. Doğru cevap E'dir. Şimdi bu da iki değişkenli bir fonksiyonda maksimizasyondu. Tabii bunu artırmak mümkün. Mesela 3 değişkenli fonksiyonda maksimizasyon. Eğer firma 2 mal değil de 3 tane mal üretiyor olsaydı bu kez 3 değişkenli fonksiyonda maksimizasyon yapacaktık. Bunun için mesela Q1'e göre, Q2'ye göre, Q3'e göre türevini alacaktık. Yani 3 tane eşitliğimiz olacaktı. Onları sıfıra eşitleyecektik. İlk koşul her zaman aynı. Birinci türevleri sıfıra eşitle. Sonra bir Hessian matrisi oluşturmamız gerekecekti. Ama Hessian matrisinde de bu kez 3'e 3 bir matris oluşturmamız gerekecekti. Sonra 3'e 3 matrisin determinantına bakacaktık. Ve asal minörlerin işaretlerine bakacaktık. Dolayısıyla 3 değişkenli fonksiyonda işlerimiz daha da zorlaşıyor, daha da karmaşıklaşıyor. Ve bu 3 değişkenli fonksiyonların çözümü de daha uzun zaman alıyor, takdir edeceğiniz gibi. Ama yöntem olarak gene aynı şeyleri uyguluyoruz. Yani ilk önce yapmamız gereken birinci dereceden kısmi türevlerini alıp sıfıra eşitlemek. Sonra ikinci dereceden türevleri alacağız ama ikinci dereceden türevler bu kez daha çok olacak. Yani oluşturmamız gereken Hessian matrisi 3'e 3 boyutunda bir matris olacak. Dolayısıyla 3'e 3 boyutundaki matrisin determinantına bakacağız. Onların asal minörlerine, işaretlerine bakacağız. Dolayısıyla işler biraz daha ağırlaşmış olacak. Evet, bugünlük benim sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bugün kısıtsız optimizasyonu gördük. Önümüzdeki haftaki dersimizde kısıtlı optimizasyonu göreceğiz. Yani belli bir kısıt kural altında optimizasyon işlemini nasıl yaparız? Burada herhangi bir kısıtımız, kuralımız yoktu. Ama haftaya bir kısıt altında optimizasyonu göreceğiz. Var mı bir sorunuz şimdiye kadar anlattıklarımdan? Peki, o zaman... Duyamadım. Tekrar eder misin? Bitmedi. Gene anlayamadım. Daha tane tane yüksek sesle. Hazan. 7. ünite bitti mi? Evet. 7. ünite bitti. Önümüzdeki hafta 8. üniteyi anlatacağım sizlere. Ondan sonra da örnek sorular çözmeye devam edeceğim. Sınava yakın. Sınavdan önce de örnek sorular çözeceğiz. Tamam? Tamam. Peki, haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.